Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlarla mücadele edin. Sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. Yani ilminde, irfanında, kültüründe, kalitende, anlatım yöntemlerinde müthiş bir güç ve caydırıcılık görecek. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahiplerle beraber, eğer siz müminseniz ben size zaten yardım edeceğim. Ve mutlaka karşı taraf yenilecek diyor Allah. Siz de mutlaka galip geleceksiniz. Veya PKK ile mücadele, mesela Türk ordusu için düşünüldüğünde ayet. Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlara mücadele edin. En yakın işte Türkiye'nin içinde, Mardin'de, Siirt'te PKK'lılar. Sizde güç ve caydırıcı görsünler. Tam otomatik silahlar, kararlılık, zindelik, değil mi? Ataklık, müthiş bir bedeni kuvvet, nişancılık. Her yönden. Adam o zaman der ki ya baş edilmez bunlarla der. Vazgeçer. Ama korkaklık göstertirsen, ürkeklik, zavallılık göstertirsen, tir tir titrersen ayetin zıttını yapmış oluyorsun. Çünkü Allah diyor ki bak sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. Sen ne yapıyorsun? Sende korkaklık, ürkeklik, saklanma ruhu, sığınma ruhu ve acizlik ruhu var. O zaman küfrü sen azdırırsın. PKK da azıyor o zaman. Ama askerin, polisin aslan gibi gösterisini gördüğünde, silahlarını gördüğünde bambaşka bir ruha giriyor, korkuyorlar. Bu sefer mağaraların en dip kısmına kadar kaçıyor. O üstüne de saman yığıyor. Acıktığında da oradan biraz yiyor. Öyle bir kafaya giriyorlar.